Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü video konumuz internet üzerinden kurtaramadığımız ve soru işareti çıkan Mac'imizi başka bir Mac üzerinden disk klonlaması yaparak yeniden çalışır hale getirmekle alakalı olacak. Bu bağlamda ihtiyacımız olanlar her iki cihazında aynı işletim sistemini desteklediği ancak çalışır durumda bir Mac ve minimum 100 GB'lık bir flash disk ya da harici disk. Ayrıca Carbon Copy Cloner programı. Bu programın güncel sürümünü arama motorundan yazarak indirip kurabilirsiniz. İlk olarak çalışır durumdaki Mac'imize flash diski takıp Disk Utility ya da disk izlencesi kısmına gelip klonlama yapacağımız diskimizi bulup uygun formatta biçimlendiriyoruz. Ben bu işlem için 128 GB'lık SanDisk kullandım ve MacOS günlüklü olarak biçimlendiriyorum. Daha sonrasında Carbon Copy Cloner programının deneme sürümünü çalıştırıyorum. Zira orijinal olarak satın almaya kalktığınızda bir hayli pahalı, 10-15 günlük deneme sürümü de işinize yarayacaktır. Bu arada depolama kısmına baktığımızda 251 GB'lık MacBook Air adındaki depolama birimimizi source yani kaynak kısmına X-High Sierra yazılı 128 GB'lık SanDisk flash diskimizi de destination yani hedef kısmına konumlandırıyoruz. Daha sonrasında clone ibaresine tıklayarak işlemi başlatıyoruz. Klonlama işlemi tamamlandıktan sonra diski çıkarıp bilgisayarımızı kapatıyoruz ve soru işareti çıkan bilgisayarımızı açıyoruz. Bu işlemleri rahat yapabilmek adına bilgisayarın USB girişlerinden birine kablosuz mouse'u, diğerine de boot ederek başlatabilmek için hazırladığım SanDisk flash'ı takarak alt tuşuna basılı tutup Mac'i çalıştırıyorum. Eğer bir Windows diskiniz ya da farklı bir işletim sisteminiz olsaydı onun kurulumunu da bu aşamada başlatacaktınız. Bilgisayar flash disk üzerinden çalıştığı için biraz geç açılacaktır. Tamamen açıldıktan sonra yapılacakları sıralamak gerekirse ilk olarak Carbon Copy Cloner'ı açıyoruz. Daha sonrasında bilgisayarın depolamasında soru işareti olduğu için muhtemelen diski görmeyeceğinden dolayı bu bağlamda gerekli kontrolü sağladığımızda işletim sisteminin diskten çalıştığını ve diski görmediğinden emin oluyoruz ve diski sıfırlamamız yani biçimlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yine disk izlencesi kısmına gelip bu defa Mac'in bulunduğu asıl diski MacOS günlüklü olarak biçimlendiriyoruz. Bu cihazda 60 GB'lık bir disk mevcut. Yanlış olmaması adına bir kere daha üstünden geçmek gerekirse X-High Sierra flash diskimiz. MacOS'un şu anda bu cihaz üzerinde çalıştırdığı disk bu. MyBook isimli 60 GB'lık olan diskimiz ise asıl çalışması gereken ana hard diskimiz. Klonlama kısmına geldiğimizde yapılması gerekenler bu defa source kısmına X-High Sierra'yı, destination kısmına da MyBook'u konumlandırıp başlatmak olacak. İşlem tamamlanması ardından herhangi bir flash diski çıkarmadan bilgisayarı kapatıyoruz. Ve tamamen kapandıktan sonra flash diskimizi çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. 60 GB'lık MacBook yani MacOS'un hard diski üzerinden sorunsuzca işletim sisteminin çalıştığını göreceksiniz. Küçük birkaç hususa değinmek gerekirse bu işlem uzun vadeli bir çözümden ziyade günü kurtarmalık bir işlem olduğunu bilmenizi isterim. Ayrıca sağlam olan bilgisayarınızda özel dosyalarınız varsa klonlama yaptığınız bilgisayarda da olacağını bilmenizde fayda var. Ancak 60 GB'lık çalışır durumda sıkıntısız bir diskiniz vardır. Onun hafızasını yükseltiyorsunuzdur. Yani aynı cihaz üzerinde bir hard disk güncellemesi yapıyorsunuzdur. O zaman elbette bu klonlama işlemini kullanabilirsiniz. Ama özellikle yılları farklı olan cihazlarda klonlama yaptığınızda klonlama yapılan cihazın biraz yavaşladığını söyleyebilirim. Eğer hiçbir çare bulamadıysanız bu sayede Mac'inizi yeniden hayata döndürebilirsiniz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benzeri içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videoları paylaşmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açık tutmayı lütfen ihmal etmeyin. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.